Evet abi, çok heyecanlıyım ben. Senin kadar heyecanlıyım. 63 yıl aradan sonra baba topraklarına, yani Batı Trakya'ya gideceğiz. Neler söylemek istiyorsun? Hemen böyle sınır kapısındayken bir duygularını alalım. Az kaldı, çok az kaldı. Vallahi ben bugün yeniden dünyaya gelmiş oluyorum. Bu mutlu anı bana yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ilginç bir hikaye. Yani 63 yıl aradan sonra mutlaka dediğimiz gibi bu heyecan tarif edilebilir bir şey değildir eminim ama Ehat amcayla nasıl tanıştınız Rıfat Bey? Balkan Türkleri derneklerinde bulunuyoruz. Buralarda görev aldık ve işimizin de mesleğimizin de turizm olduğunu ve Balkanları gezdiğimizi anlayınca derneklerdeki insanlarımız işte benim baba toprağım orası, görmek istiyorum, özlüyorum falan dediklerinde biz de bunlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, gittikçe de yaklaşıyoruz zaten. Evet. Az sonra da Yunanistan sınırlarına gireceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim Ehat amca. Ben senin heyecanını çok iyi anlıyorum. Evet. Hemen arabaya geçelim ve baba topraklarına seni kavuşturalım. İnşallah. Hadi bakalım. Evet. 63 yıl önce 13 yaşındayken baba ocağı İskeçe'den ayrılarak Türkiye'ye yerleşen Batı Trakya Türkü Ehat Can'la birlikte İpsala sınır kapısından geçip Yunanistan topraklarına giriyoruz. Efendim, Ehat amcayla beraber yolda çıktık ve sınır kapısını geçtik. Şu anda Batı Trakya'ya doğru, yani İskeçe'ye doğru gidiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Heyecan daha da büyüyor yaklaştıkça. İnşallah benim bıraktığım gibidir. İyi şeylerle karşılaşırım, iyi şeyler görürüm, iyi şeyler yaşarım. Trakya'nın Yunanistan topraklarında kalan bölümü Batı Trakya olarak adlandırılıyor. İskeçe, Gümülcine ve Dedeağaç şehirlerinden oluşan Batı Trakya'da resmi rakamlara göre 100 bine yakın Türk yaşıyor. Turizmci Rıfat Yakupoğlu ile birlikte Batı Trakya'nın 3 şehrinden biri olan İskeçe'deyiz. Batı Trakya 550 yıl boyunca hakimiyeti altında kaldığı Osmanlı'dan derin izler taşıyor. İskece'nin meydanındayız. Turizmci Rıfat Yakupoğlu ile beraber 1870 yılında yapılan tarihi saat kulesinin önündeyiz efendim. Bu saat kulesiyle ilgili ve İskece ile ilgili sizden kısa bir bilgi alabilir miyiz? Neler söyleyeceksiniz? İskece Osmanlı döneminde çok önemli bir ticaret merkezi. 1700'lü yılların başında özellikle tütün ticaretiyle ünleniyor ve bütün Avrupa ülkelerinin konsoloslukları buralara kuruluyor. Gördüğünüz saat kulesi Hacı Emin Ağa tarafından yapılmış 1870 yılında. Ehat amca ile beraber İskeçe sokaklarında dolaşmaya başladık. Buradaki çınar ağaçları dikkatimizi çekti. Bu çınar ağaçları Osmanlı döneminden kalmaymış. Ehat amca, bu çınar ağaçları senin için bir anlam ifade ediyor mu? Bilmiyorum senelerini ama buralarda gelip bu meydanda oynuyorduk ve bu çınar ağaçlarının altında oturuyorduk. Burada dertleşiyorduk, konuşuyorduk. Çocuk olmamıza rağmen yani tabii. Ehat amca, meydandayız. 63 yıl aradan sonra sen de ilk kez bizimle beraber İskece'ye geldin, Batı Trakya'ya geldin. Meydan değişmiş mi yoksa çocukluğundaki gibi mi? Meydan çok değişmiş. Burası yeni bir şekil almış. Burada buranın yeni mimarisi böyle, eski mimarisi böyle değildi. Bu çevredeki binaların çoğu değişik binalardı. Eski Osmanlı döneminden kalmış binalardı. Burası çok değişmiş. Yani çok değişmiş buldum buraları. 63 yıl sonra ata topraklarına gelen Batı Trakya Türkü Ehat Can'la birlikte İskeçe'nin Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüyoruz. Evet amca, meydan arkamızda kaldı. Saat evet. Kulesi'nin olduğu meydan. Şimdi bu dar sokağa girdik. Bu dar sokakta senin evime giden yol. Bu yolda benim çocukluğumda geçtiğim yollardan bir tanesi. Buralarda koşa koşa bu yoldan yukarıya okuldan ve şehir meydanında oynadığımız zaman bu şu yoldan gidip evimize gidiyorduk. Yani bu geçtiğim eski yollardan bir tanesi. Hadi bakalım gidelim. Gidelim, evet.
Tunca, bulunduğumuz mahalle hakkında senden biraz bilgi alalım mı? Çünkü yapılar çok değişik burada, eski. Evet, burası bir Osmanlı-Türk mahallesi. Türkler de yaşıyordu. Burada Yunanlılarla beraber yaşıyorlardı ve kardeş kardeş de yaşıyorlardı yani. Burası onun için çok eski bir mahalledir. Burası Sit bölgesidir. Pek hiç burada bozulmamış. Bozulmuyor yani. O bakımdan hiç bozulmuyor. Evet. Batı Trakya sokaklarını yürürken hiç yabancılık çekmiyoruz. İşte arkamızda da tüm güzelliğiyle, asaletiyle caminin minaresi duruyor, camimiz duruyor. Bu cami Sünne Mahalle Camii. Evet. Tamam mı? Buraları bizim çocukluğumuzun en çok oynadığımız, vaktimizi geçirdiğimiz yerler. Ama ben bir şey dikkatimi çekti. Ya amca sen böyle birazcık duygusallaşsın. Neden? Evet, duygularım arttı tabii. Çünkü neden arttı? Şu köşede benim babamın kahvesi vardı. Şu anda tabii yıkıldı. Tabii burası yıkılmış. Herhalde yeni bir şey yapacaklar. Bilemiyorum tabii. Ama yani çocukluğumuzda buraya gelip babama yardım ediyorduk. Ve aynı zamanda çay kahvemizi içiyorduk. Öyle bir şey bilirim burada. Ben burada elimle çevirerek dondurma yapıyordum bu kahvenin. Öyle dönüşüne. Mi? O zaman kaç yaşındaydın Nehat amca? O zaman 10 yaşında filandım. 10 yaşındaydım. 10 yaşındaydım. Evet. Burası çok güzel bir mahalledir. Şimdi tabii çok sakin filan ama çok güzel. Yani Türklerin daha çok oturduğu bir mahalledir. Sünne Mahallesi Merkez Camisi'ndeyiz. Ehat amca ile beraber ne kadar güzel bir taraftan da Cuma selası değil okunuyor. Mi Ehat amca? Bu çok büyük bir şey. Burada çocukluğumda bu camide ben hem teravih hem Cuma namazlarına geliyordum. Buraya geldim. Benim için bugün çok önemli bir gün. Aleyküm selam. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İsminizi öğrenebilir misiniz? Eremzi Şaban. Bu Sünne Camii'nin imamıyım. İmam Hatibi. Aynı zamanda Kur'an kursu hocasıyım. Evet. Biz de Ehat amcamızı getirdik buraya. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Rova topraklarına geldiler. Bu camiyle ilgili sizden kısa bir bilgi alalım mı? Şimdi çünkü tarihi bir cami. 2006 yılında burada köklü bir restorasyon oldu. Şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum. Bu caminin tarihiyle alakalı, hatta bir de bilir herhalde. Bu 400 yıllık, 400 senelik bir camimiz olduğuna nereden biliyoruz? Buradaki cemaattan öğrendik. Burada Berber Osman Aga mıydı? Osman Aga. Sen tanıyor musun Nihat amca? Tabii, tanımaz olur mu? Benim çok yakınlarımdan bir tanesi, akrabam da oluyor ama vefat etti tabii. Allah rahmet eylesin. Evet. Dedi ben dedemden biliyorum diyor. Onlar da bunun inşasını hatırlamıyorlar. Yani ne zaman yapılmış? Yani evet. Biz de bir kaba bir caminin hesap. Önündeyiz şu an. Evet. Gerçekten. Yani 400 yıllık olarak o zaman biz hesapladık. Tamirat esnasında bu giriş kapısını böyle göstermek mümkünse göstereyim. Evet. Bakalım bizi ne bekliyor. Evet. Bunun evet. 400 yıl 400 önce yıl yapıldığını önce. Kanıtlayan bir şey zannediyorum evet. ki. Şimdi bu Aylin Yıldız iki taraftan. Evet. Bu 400 yıl önce sonradan yapılmış değil. Biz burasını badanalı şeklini gördük, bulduk. Böyle kireçle sıvanıyordu burası. Kapatmışlar mı bu evet. Aylin Yıldız'ın üstünü? Bu tabii istemeyerek. Ha, böyle bana yaparken, işte temizlik yaparken biz de bunu göremiyorduk. Tamirat sırasında kumla yıkadık burasını. Bu taşlar da 400 yıllık taşlardır böyle. Sonradan yapılmış değil. Biz de bu hali böyle bıraktık. Hiç boyamadan böyle doğal halini bıraktık. Efendim bu sefer de bu Aylin Yıldız meydana geldi. Çok gerçekten çok güzel ve gurur verici. Gurur verici bir şey. Evet. Kırmızı Çeşme'nin başındayız. Değil bu mi? Batı Trakya'nın en anılan, en bilinen yerlerinden bir bölgesindeyiz. Bu çeşme çok eski, İskeçe'nin en eski çeşmelerinden. Kırmızı Çeşme. Kırmızı değil Çeşme. Mi? Bunun arkasındaki ev de benim evim. Öyle mi gelmişiz? 13 yılımı burada geçirdim. Bak yüzün gülüyor. Tabii mutlaka tabii. Böyle 63 yıl aradan sonra geliyoruz efendim geliyoruz ve ilk kez evine tabii. Görüyoruz. Ehat amca buraya kadar geldik. Tarihi çeşmeden su içmeden de geri dönmeyelim değil mi? Tabii içelim. Ay, bakarsın bakalım. Uğur getirir bize. Aa, belli mi olur? Kırmızı Çeşme bize uğur getirsin diyelim. Herkese getirsin.
Afiyet olsun Erdem. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Erdemciğim, şimdi sen su içerken benim aklıma geldi. Evet. Yani böyle geçmiş zamanlara geri döndüğümüzde bu çeşme başlarında ne güzel aşklar, ne güzel sevgiler yaşanıyordur, olmaz değil mi? Mutlaka. Ta 63 yıl evvel sen 13 yaşındayken böyle bir şey yaşandı mı ya da sen böyle bir şeylere tanıklık ettin mi? Bizimle paylaşır mısın eğer varsa böyle Tabii, bir anın? Benim bildiğim kadarıyla buradan karşı tarafta ve bu tarafta bazen bu tarafta bazen o tarafta erkekler, bir tarafta erkekler bir tarafta hanımlar dururdu. Biz tabii o günleri yaşadık ama böyle bir şeyimiz olmadı. Gelirler, tanışırlar burada, konuşurlar. Burada mı buluşuyorlardı? Burada buluşurlar, görürler. O da çeşme olduğu için su almak bahanesiyle birbirlerini görürlerdi. Birbirleriyle tanışırlardı, konuşurlardı. Ne güzelmiş değil mi o eski aşklar değil mi? Eski sevgiler. Aşk her zaman güzeldir. Eğer onun değerini bilirsen. Doğru adamcı, doğru. Şimdi biz yavaş yavaş heyecanlanıyoruz çünkü eve geldik artık. Çok az kaldı. Evet. Hiç vakit kaybetmeyelim. Gidelim mi? Gidelim. Hadi bakalım. Adamcı, evinin bulunduğu sokağa geldik hemen, evet. Çeşmenin burası arkasında. Kapısı. Burası bir numara. Bir numara. Hadi gel şimdi çalalım, çalalım kapıyı. Bakalım kimler çıkacak. Bakalım kimler çıkacak. Ne söyleyecek bize? Hadi çal bakalım adamcı. Evet, kapıyı çalıyoruz şu anda. Yok. İçeride kimse yok. Yok, cevap evet. Vermiyorlar demek. Ama yaşayanı biliyorsun değil mi kim tabii yaşıyor? Tabii biliyorum. Ben Abdullah'ın kızıyım. Öyle mi? Evet. Senin babamın. Babanı tanımıyorum ama kardeşini tanıyorum. Hangi kardeşim? Rıdvan'ı. Rıdvan benim kardeşim. Ben Rıdvan'ın ablası. Öyle benim... mi? Sizi yakından tanıyabilir miyiz? Adını soyadınız? Benim adım Vildan. Vildan Hanım, 63 yıl aradan sonra Ehat amcayı baba topraklarına getirdik. Bizimle beraber geldi. Memnun oldum tanıştığımıza. Biz bunu 71 yıllarında aldık. Ben 1952 yılında gittim burada. Bir Yunanlı'dan aldık. Biz başka birilerine vermiştik. Onlar da demek ki size verdiler. Bir Yunanlı vardı tabii. Burada yaşlıydı. Bak mesela şu bitişikteki ev de benim dedemin evi. Değişiklik yaptınız mı hiç? Evin içini merak ediyor. Biz hiçbir değişiklik yapmadık. Öyle mi? Yani böyle küçük aldık. Sadece kapı, cam. Değişik. Bir açayım kapısını, böyle bakarsınız için. Evet efendim, şu anda Ehat amca 63 yıl aradan sonra böyle kapıdan içeri girecek. Hadi Ehat amca. Bismillah deyip girelim. Burada bir küçük bunlar, oda vardı. Bunlar yoktu. Bu yoktu. Burası bahçeydi yoktu. Burası. Burası yoktu. Burası burada bahçeydi. Bir küçük tuvaletimiz vardı, evet, aldığımızda. Yunanlı'nın burada dükkanı vardı. Bizim mesela yeğenim, benim kızım 82 doğumlu. Yeğenim de 82 yıllarında biz bir yangın geçirdik. Öyle mi? Bu evde mi efendim? Tamamen yandı evimiz. Çatıdan çıkmıştı. Kardeşim yeni evliydi. Bebeğimiz olmuştu mesela yeğenim. Evimiz tamamen yanmıştı. Annem babaanne evim, baba evinde oturuyordu. Ayşin'in, Rami abilerin o taraftan diyordum. Ondan sonra evimizden sonra bize yardımla işte ev oldu. Ondan sonra da biz fazla değiştirmedik. Efendim Ehat amca 63 yıllardan sonra evine geldi. Şimdi evinden ayrılacağız. Nereye gideceğiz? Buradan Kireççiler Köyü'ne akrabalarımızın evine gidiyoruz. Ziyarete gidiyoruz. Seni bekliyorlar mı? Bekliyorlar. Allah, hadi o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Her şey için teşekkür ediyoruz Vildan Hanım. Görüşürüz inşallah tekrar. Hadi bakalım. Ehat amcanın 13 sene yaşadığı evden ayrılıyoruz ve Ehat amcayı akrabalarıyla buluşturacağız. Akrabaların nerede yaşıyordu? Akrabalarım Kireççiler Köyü'nde yaşıyor. Kireççiler Köyü'nde yaşıyor. Oraya gideceğiz herhalde. Tamam, şimdi arabamıza binelim ve oraya gidelim. Kireççiler Köyü'nde yukarı mahalledeyiz. Akrabalarının olduğu sokağa geldik değil mi Ehat evet, amca? Evet. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum. Bu gördüğünüz evlerin çoğu benim, hepsi akrabamdır. Evet. Yani %99'u benim akrabamdır. Rıfat Bey, siz ne söyleyeceksiniz? Şimdi Ehat amcanın o mutlu gününe biz de tanıklık edeceğiz sizinle beraber. Evet, ne mutlu bize. İnsanları seneler sonra vatanına, memleketine getirip buralardaki onların heyecanını
Bizler de onlarla beraber yaşıyoruz. Biz de Ehat amca kadar sabırsızlanıyoruz. Çünkü bakalım neler yaşayacak. İnşallah bakalım göreceğiz neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Hadi bakalım vakit kaybetmeden gidelim. Ehat amca akrabalarına geldik. Evet. Kimlere konuk oluyoruz? Amca çocuklarım benim. Ay, onlarla bizi kapıda karşılıyorlar efendim. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şükür görüştüğümüze. Hoş geldin. Efendim Ehat amca şu anda akrabalarıyla bir araya geliyor. 63 yıllardan sonra. Merhabalar, nasılsınız efendim? Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Ne kadar zaman geçti ya, 63 yıl. 63 yıl ya. Çok zor değil mi? Ya. Çok zor. Ben, zor. Hasretlik çok zordu. Bir yaşındaymışım ben sen gittiğinde. 52 değil miymiş? 52. Ben bir yaşındaymışım. Evet. Bir yaşındaymışım. Hatırlamayayım bir şey yani. 63 yıl geçmiş arada bir yaşındaymışım ben o sırada. Hasretlik çok zordur yani. Allah nasip etti bak, geldiniz görüştük. Hadi buyurun. Geçin. Hadi bakalım içeri evet. Geçelim şimdi. Hasan kardeşim, 63 yıl sonra birbirimizi gördük. İşler güçler nasıl? Çocuk nasıl? Herkesin sıhhati yerinde mi? İyi mi? Ne yapıyorsunuz? Nasıl para kazanıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Bunlar da çok önemli şimdi artık bu devirde. Abicim, eski zaman değil. Yani sen Maçan Boralısı'nın atılıyorsa eskiden bu köy hep tütüncülükle uğraşıyordu, zencefillikle uğraşıyordu. İşler şu anda biraz doruk. Evet. Doruk. Aa, gene şükür diyelim. Gençler çalışıyor. Sabahın gidiyor. Benim iki tane çocuklarım var, gelinlerim var. Sabah 7'de çıkıyorlar. Akşam 5-6'da geliyorlar. Hep çalışıyorlar. Şükür diyelim. Evet. Şükür diyelim. Biz tabii biz de çok çalıştık. Aşağı yukarı 40 senedir ben ormancılık yaptım yani falan. Şu anda emekli olduk. Emekliye de biraz indirdiler falan, önceki gibi değil ama gene duruma göre şükür diyelim. Şükür ederim. Benim için en önemli şey sağlık. Sağlık. Sağlık evet. Oldu mu? Biz alışıyoruz. Evet. Biz köylerden geldik. Evet. 73'te indim buraya ben. Bir arada canım sıkıldı diye ben alışmayacağım galiba burasını. Bana çok öyle tuhaf geldi. İki evle, damlar, saçaklar, evler çıku. Boştu. İnsan yoktu. Boşalmıştı. Yollar yoktu. Burada yani bu... Yan tarafta bir köy var, Mursanlı, biliyorsun sen o arasını. Eşekler, hayvanlar giderdi pazara aşağı, eski şeylerler. Arabalar yoktu. Ben 6 yaşında buradan eşeğin üzerine binip sabahleyin babamla beraber burada İskeçaltı diye bir yer var. İskeçaltı'nda tütün ekiyordum. Ama gel gidelim, zaman geçti ki gördün ne oldu burası yani. Evet. Genişti. Efendim 63 yıllardan sonra Ehat amcanın akrabalarıyla kavuşmasına hepimiz birlikte tanıklık ettik. Ehat amca, duygularını öğrenebilir miyim şu anda? Neler hissediyorsun? Şimdi 63 yıl aradan sonra böyle akrabalarla bir araya gelmek evet. Çok özel bir olay. Tabii akrabalık çok önemli bir şey. İşte özlem duyuyorsun, sen istiyorsun... Akrabalarının iyi gününde de kötü günde de beraber olmak. İnsanların daha yakın olmaları lazım. Sık sık görüşmeleri lazım. Sık sık bir araya gelmeleri lazım. Çünkü bu dünya kimseye kalmayacak. Evet, şimdi Refika teyze de geliyor. Bize kendi elleriyle kahve yaptı. Çok teşekkürler Refika teyzeciğim. Sağ olasın. Şöyle Hasan amcaya da verelim. Ehat amcaya da verelim. Evet amca, senin mutluluğuna tanıklık ettik. Gel bir de Hasan amcanın duygularını, düşüncelerini öğrenelim. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Ben de onun kadar mutluyum. Şimdiden sonra inşallah sık sık görüşeceğiz, sık sık toplanacağız. Çünkü önemli olan serbestlik var. İstediği zaman gidebiliriz, istediği zaman gelebilirler.
önemli olan o benim için. Siz neler hissediyorsunuz 63 yıl aradan sonra tekrar beraber oldu? Çok zor hasretlik yani. Her tarafta var. Kardeşler var, abiler var, ablalar var. Çok zordur. Amcalar var, amca çocukları var. Evet. Çok zordur hasretlik. Evet, artık veda vakti geldi. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bizlere kapılarınızı açtınız. Gönüllerinizi açtınız. Biz müsaadenizi istiyoruz artık yavaş yavaş. Tamam, inşallah. İnşallah, inşallah. Evet amca, şimdi ata topraklarına geldik. Tabii ki dedelerini ziyaret etmeden, mezarlarını ziyaret etmeden geçmek istemedik değil mi? Evet, onun için geldik, mezarı ziyaret edeceğiz. Aha. Onların mezarlarını göreceğiz. Evet, duamızı edip çıkacağız. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz olup açmış gibi. Ehat amcanın, şimdi dedelerinin yattığı mezara geldik. Evet amca, bu mezarlık çok eski çünkü Osmanlı döneminden kalma mezarlar da var burada. Var, var. Çok eski tabii, değil tabii, mi? Mezar taşlarına bakınca tabii, onu anlıyoruz. Evet, çok eski mezarlar da var. Benim dedelerimin yatmış olduğu mezarlar burada mevcut. Evet. Büyüklerimin. Babamın bana anlattığına göre bizim sülalede yaşayanların ve vefat edenlerin mezarlarının burada olduğunu biliyorum. Peki en son 13 yaşındayken mi geldin dedenin mezarına? 13 yaşındayken geldim. Benim hatırladığım kadar benim dedemin mezarının burasının olduğunu biliyorum. Ehat amca, buraya kadar geldik. Dedene ve tüm ölmüşlerimize de buradan bir fatiha gönderelim değil mi, o kadar gelmişken? Buraya kadar gelmişken ölmüşlerimizin ruhu için mübarek cuma gününde de inşallah Allah bu dualarımızı da kabul eder.